Videoya hoş geldiniz. Bu dersimizde yeni bir tasarım yapmayacağız. Artık bu dersimizde gelen sorular üzerine bir video hazırlamak istedim. Freelance tasarımcı konusunda birazcık bilgiler vermeye çalışacağım. Kendi tecrübelerimi olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Şimdi freelance tasarım konusuna başlamadan önce bu videoyu aslında iki kısma ayırdım. Bir öğrenci arkadaşlar için, bir de profesyonel anlamda freelance iş yapmak isteyen arkadaşlar için iki farklı site önereceğim. Benim de üniversite yıllarında başlamış olduğum siteyi ve şu anda kullanmış olduğum profesyonel anlamdaki siteleri sizlere göstereceğim. Bunlardan ilki, yani öğrenci arkadaşlar için kullanacağımız yer veya yeni tasarım freelance işini başlayacak olan arkadaşlar için bir onluk sitesi. Bakın buradaki e, sitede bir kirliliğine mahsus benim zamandayken 20 TL'lik bir ücret vardı bunu veriyorsunuz. Ondan sonra e, freelance iş yapmaya başlıyorsunuz buradaki iş ilanlarını takip ederek Teklifler veriyorsunuz ve o te tekliflerden dönüş aldığınızda işleri size teslim ediyorlar. İsterseniz de kendi işinizi de burada yaptırabilirsiniz veya hani e, bir broşür Gerekiyordur veya bir render alma işleminiz vardır. Buradaki e, Freelance işlerden bakarak uygul olana e, işinizi yaptırabilirsiniz. Buradaki Bionluk sitesi hani e, kendimi geçindireyim de freelance işinden e, para kazanayım derseniz buradaki ücretler biraz daha düşük. Yani profesyonel anlamda çok büyük ücretler burada dönmüyor. Ama genelde öğrenci kesimler ve bir tık daha ilerisi yeni başlayan, profesyonel anlamda ilk adımı atmak isteyen arkadaşlar için başlangıç olarak önereceğim bir sitesi. Zaten bakın sol tarafta birçok alan var. Logo tasarımı, reklam, broşür, 3D tasarımlar, sosyal medya uzmanlığı gibi birçok alanda sizlere yardımcı olacağına inandığım güzel bir platform. İkinci bir önereceğim site ise gerçekten şu anda benim de kullanmış olduğum profesyonel anlamda kendini kanıtlamış bir site. Amerika menşeli 2015 yılında kurulmuş Upwork sitesi. Burası arkadaşlar İngilizce olarak bir arayüzü var şu an ben Türkçe'ye çevirdim ee, bakın burada solidworks dediğimizde dakikada hatta yani saniyede diyeyim onlarca ilan olduğunu görüyorsunuz bakın endüstriyel tasarımcı tasarım ve üretim çizimleri işte solidworks CAD yüzey tasarımcısı bakın buradaki eğer İngilizceniz de iyiyse birçok şirketi kendinize bağlayarak dolar üzerinden para kazanıp hem de freelance çok rahat işler yapabilirsiniz ki benim çevremdeki birçok arkadaşım da bu site site üzerinden kendini geliştiriyor ve çok güzel paralar kazanıyor. Burada zaten sadece tasarım üzerine değil, yazılım üzerine de işler var. Hani Upwork sadece bir freelance iş sitesinin adı. Hani bir olmak sitesi gibi. Burada da birçok alanda sizlere hizmet vermektedir. Burada da ilk girişte bir sizlere bir kredi veriyor. Kredi üzerinden işlere teklif veriyorsunuz ve o şekilde işleri kendinize alıyorsunuz. Mesela bir tane örneğe bakalım. Şöyle Solidworks CAD yüzey kaplama plastik projesi. Şuna tıklıyorum. Bakın saatlik zaten. Burada hemen fiyatını göstermiş. 10 dolar ile 25 dolar arasında. İsterseniz saatlik çalışabiliyorsunuz. İsterseniz de projeyi full teslim alabiliyorsunuz. Bir başka daha projeye bakalım. Mesela STL projesi. CAD Datası istenmiş. Bakın 1000 dolar görüyor musunuz? Bakın 1000 dolar. Bu projeyi şöyle Türkçe'ye çevirmedim. Bakın sol tarafta deneyim seviyesini görmektesiniz. Giriş seviyesi dediğinizde buradaki ilanları e, sizler için gruplandırıyor. İşte ileri seviye veya orta seviye dediğinizde buradaki e, segmentler ona göre açılıyor. Ve burada da fiyat teklif e, miktarları var. Onları da şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi buradaki e, siteyi kullanmak istiyorsanız ve gerçekten buradan iş yapmak istiyorsanız İngilizce'nin iyi olması gerekiyor. Aslında e, ben burayı size öneriyorum çünkü İngilizcenizi hem geliştiriyorsunuz hem de global anlamda yurt dışındaki işlere kendinizi pazarlamış oluyorsunuz. Belki de burada size küçük çapla olsa büyük bir iş kapısı açılacak. Çünkü firmalar yaptığınız işleri beğendiğinizde sürekli sizle iletişime geçecektir gibi bu şekilde sizler de buradan güzel gelirler elde edebilirsiniz. Üçüncü bir diğer önerim ise kendi ait bir Instagram sayfası kurabilirsiniz. Bakın benim üniversite zamanında kurmuş olduğum bir sayfa. Şu anda YouTube'un sadece reklam yapmış olduğum yani YouTube'a attığım videoları göstermek için kullanmış olduğum sayfa olarak kullanıyorum. Yani freelance işleri buradan daha çok yürütmüyorum. Sadece gelen soruları ve YouTube'la ilgili ee, soruları buradan yanıtlamaya çalışıyorum. Sizler de kendinize böyle bir sayfa kurarak hem mail adresinizden hem de instagram adresinden gelen tasarımları yapabilirsiniz. Ve kazanç kapısını bu şekilde elde edebilirsiniz. Bu şekilde e, freelance ile ilgili küçük bir site önerisi yapmış oldum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum kısmından gerekli soruları sorabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.